Hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte tavuklarımıza sıvı bit ilacı uygulayacağız. Evet. İnternete de baktım. Kümes ortamlarında sıkça görülen ve sürekli sıkıntı çıkartan şu bit sorununda sıvı bit ilacı mı yoksa toz bit ilacı mı? İkilemde kalıyoruz. Öncelikle şunu söyleyeyim arkadaşlar. Toz bit ilaçları piyasadan kalktı. Artık toz bit ilacı diye bir şey yok. Sistemsel olarak durdurmuşlar. Belki vardır birkaç ama çok etkili markalar hep kalkmış piyasada. Ve artık sıvı bit ilaçlarına yöneldik. Peki sıvı bit ilaçlarını tavuklara nasıl uygulayacağız? Ya tavuklara nasıl uygulamalıyız? Obala! Obala! Hayvan zehirlersiniz. Bugün sizlerle birlikte sıvı bit ilacımızı hazırlayıp aynı zamanda da birkaç tavuğumuza uygulama yapacağız arkadaşlar. Gerekli olması gereken malzemelerden birisi elimde gördüğünüz gibi bir fıskiye, yani püskürtme aracı. Bunu da tarım ürünleri satan yerlerden temin edebilirsiniz. Aynı zamanda ikinci ürünümüz ise tabii ki bir veteriner kliniğinden veya da bir eczaneden temin edebileceğiniz sıvı ilaçlar arkadaşlar. Bakın bu elimde gördüğünüz ilaç, markası da üstünde yazıyor zaten. Bu ilaç değeri 15 TL arkadaşlar. 15 TL'ye aldığım bir ilacı 5 litre suya komple döktükten sonra hayvanlara uygulayabiliyorum. Ama biz 1 litre su kabın içerisine fıs fıs yardımıyla hayvanlara uygulayacağız. O yüzden bunun içerisinden 2,5 litreye de veteriner arkadaşın demesine bakılırsa 2,5 litrelik bir küşeye de komple dökebiliriz bu ilacı ve onunla da uygulama yapabiliriz. Daha etkili olduğunu söyleyeyim. Şimdi biz 1 litreye dökeceğimiz için bir de elimde bulunan şırınga yardımıyla içindeki sıvıyı çekip bunu aktaracağım. Şimdi marka var üstünde arkadaşlar. Her marka, yani gittiğiniz zaman klinikte aynı markadan olmayabilir. Ama çoğu markanın etkeni, içeriği hep aynıdır. O yüzden farklı markalar olması sizi tedirgin etmesin. Deneyin arkadaşlar. Sıvı ilaçların en güzel etkeni ise şudur. Toz ilaçlara göre etkisi daha çok. Yani şundan tüm kümese bir uygulamanızda 6-7 aylık bir koruma sağladığı söyleniyor. Veteriner arkadaşlar öyle dedi bana arkadaşlar. Hadi şimdi geçelim ve ilacımızı hazırlamaya başlayalım. Elimde gördüğünüz şırınga ve ilacımız. İlacımız şimdi 5 litreye 500 milimlik bir elimizde 50 milim net miktar diyor. Bunu biz şırınga yardımıyla 1 litreye aktaracağız ve şırıngayla hesap ettiğimize göre 10 milim çektiğimiz zaman 1 litreye 10 milimlik bir ilaç yeterli gelecek. Şimdi şunu açalım, sıfır zaten. Obala! Obala! Acaba çarkalamalı mıyız? Aslında böyle şeyler çarkalanır biraz. Arkadaşlar bembeyaz bir sıvı var içerisinde. Gördüğünüz gibi şırıngayla çekeceğim bunu. Biraz kalın olduğu için iğne kullanmıyoruz. Evet, biraz da fazla alalım. Bir şey olmaz. Daha etkili olması daha iyi olur. Süper. Arkadaş. Evet. Şimdi öncelikle ilacımızı kapatıyoruz. Evet arkadaşlar, kabımızı da su dolduracağız. 1 litrelik bir suyumuz var. Doldur bakalım. Oo, fazla doldurmuşuz. Yok, köpürdü sadece. Evet. Ya Allah ya, bismillah. Dolduktan sonra oldukça iyi bir şekilde çalkalamanızı öneririm. Suyla iyi bir şekilde karışması önemli bir faktör. Bakın 1 litre suyla emin olun ki 20 tane yakın hayvanı zaten şey yaparsınız. Kuduralarsınız. Şimdi sıra geldi bir tane tavuk yakalamaya. Şimdi öncelikle küçük bir hayvan bulalım kendimize. Fiziko'yu yakalayalım. Fiziko nerede? Fiziko! 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 Oğlum! Gözü horozu mu yapsak? Yapar. Hepsi de bit la. Sultanı da yapabiliriz. Gel sultan, gel. Gel oğlum, gel kızım, gel. Sultan. Gel kızım. Sultanım benim. Sultanım benim. Kümesimizin
en yaşlı hayvanlarından birisi. 2-3 yıldır yanımda. 2-3 yıldır benimle. Ben çok seviyorum bunu. Ama çok da psikopatsın sen ya. Civcivlere bakamayan ve civcivleri sürekli öldüren işte bu arkadaşlar. Bu civcivlere bakamıyor. Bu civcivler hep öldürüyor. Bakamayıp bırakıyor. Hadi isterseniz. Peki şimdi soracaksınız. Nasıl olacak? Tek başınasınız. 2 kişi olsa daha kolay yaparsınız. Önce poponuzun altına bir tane tuğla alıp o tuğlaya oturun. Önce ayaklarından şöyle tutun. İki parmağınızı şu ortadan bu parmağını geçiriyorsunuz. İki parmağını alıyorsunuz. Eklem yerlerinin üzerinde tutuyorsunuz ki hayvanınız acı çok fazla canı yanmaz. Sonra böyle şu şekilde asıltıyorsunuz. Şu şekilde kanatları açıyorsunuz. Önce koltuk alttan olmak üzere uzaktan arkadaşlar yine bir 10 santimlik uzaklıktan sıkıyorsunuz. Dikkat edin hayvanın gözlerine gelmesin. Zaten su olduğu için rahatsız olacaktır hayvan. Çok fazla ıslatmayın. Hayvanı zehirlersiniz. Kanat altlarına uygulama yapıyoruz. Çok fazla ıslatmadan. Yeterli. Tüylerin altından geçmediği için olabildiğince tüy altlarına sıkmaya çalışın. Evet. Sonra onu bir yedirin. Süper oldu. Ya iki kişi olursa sizin için daha iyi olur. Tüy uçlarındansa tüy altlarına daha mantıklı. Ve bu işlemi yaparken eldiven falan da kullanmanızı öneririm. Bitlerin uğrayabileceği tüy altlarına şu şekilde uygulama yapabilirsiniz. Sıvı olduğu için zaten tüyler arasında kayıp gidecektir. Vücuda dağılması daha kolay olacak. Sonra geliyorsunuz. Bak tek başınıza zor işlem bu ama olsun. Yaparsınız arkadaşlar. Sonuçta sürekli birileri olmayacak etrafınızda. Şu şekilde tutarsınız. Bacak altlarında çok fazla bit gidiyor çünkü dikkatli bir şekilde hareket ederken. Ayaklara bile sıkabilirsiniz aslında. Birisi dezenfektan. Yeterli. Ve geçiyoruz arkadaşlar sırt bölgesine. Hayvanı şöyle tutalım. Maşallah. Biraz ıslandı. Islanması çok normal. Bu işlemi yaparken yine söylüyorum eldiven takın. Şu an ben takmadım. Eldiven bulamadım. Takın ki kendinize zarar vermeyesiniz. Ondan sonra tüy altlarına sıkın. Abartmadan. Evet, bu kadardı ya. Bırakın hayvanınızı. Maşallah. Şimdi bir de çırpınacak. Artık bitlerden uzaksın sultan. Aynı zamanda şu an güvercinlerimiz de suyun keyfini çıkartıyorlar. Onu da gösterelim. Çok hoş bir şekilde çimiyorlar. Bizim değişimizde çimiyor. Bit ilacını uyguladık. Bütün hayvanlarınıza bu şekilde eğer tek başınıza uygulayacaksanız tek başınıza bu şekilde uygulayabilirsiniz. Tüylerin altına güzel bir şekilde ilacı yerleştirip uygulama yapabilirsiniz. Aksi halde bir arkadaşınızın yardımıyla yapmanız gereken tek şey hayvanın tüylerini şöyle tutup çekmek olacak. O çekerken siz de spreyle, sprey yardımıyla sıkacaksınız uzaktan ve tüy altlarına bütün su işleyecek. Tavuk nasıl tutulur öğrenin arkadaşlar. Çaktırmadan tavuk bak. Bak orayı göstereceğim. Tamam bak burayı göstereceğim. Maşallah maşallah. Sen zannettin ben seni tutmayacağım. Tutmayacağım zannettin. Bak bu da çok yaşlı. Bunu da kesin bitler. Vay çayt. Elimden kaçamazsın. Çatır baba bit var mı sende? Arkadaşlar bitler var. Bakın şey uçları dolu gördünüz mü? Şu an bir tanesi bak kanını emmiyor. Yine aynı şekilde hayvanınızı alıyorsunuz. Önce kanat uçlarına. Çok uzak, çok fazla yaklaştırma. Evet, birazcık daha. Tamam. Tamam. Sonra bu kanadını arkadaşlar. Sık. Evet. Sonra da şu an iki uygulamada gösteriyorum. Şu şekilde yapıyorum. Arkadaş. Elimin üstünden. Evet. Şu şekilde. Şu şekilde
Evet, bakın elimle açıyorum şeylerin altını, tüylerin. Arkadaş da sıkıyor. Şu şekilde. Yani uygulama sağlam olsun diye biz uğraşıyoruz. Şu şekilde. Şu şekilde. Evet. Popo kısmına da aynı şekilde arkadaşlar. Evet. Evet. Bacak aralarına. Evet arkadaşlar, işlem bu kadardı. Şimdi de gördüğünüz gibi hayvanımız yine bir çırpında ve işlem bu kadar. Çok fazla ıslatmadan, yani hayvanı cıbır yapmayın. Yani komple su olmasın. Diğer açıdan iki kişi şekilde uygulamayı da gösterdim. Bu şekilde uygulama yapıyorsunuz. Diğer yana tek başınaysanız da benim demin gösterdiğim gibi bir uygulama yapıyorsunuz. Ve işlem bundan ibaret. Arkadaşlar, hayvanlarınız mutlu ve huzurlu olsun istiyorsanız bu saatten sonra artık sıvı bit ilaçlarıyla hayvanlarınızı daha mutlu bir şekilde görebilirsiniz. Hayvanlarınızın bit sorununu kökten kesmek istiyorsanız sıvı bit ilaçlarını sizlere öneririm arkadaşlar. Bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Bugün sizlere sıvı bit ilacı nasıl uygulanır göstermiş oldum. Öncelikle gelecek videolarımızdan haberdar olmak istiyorsanız, yeni yüklediğim videoları da görmek istiyorsanız kanalımıza hemen aşağıdan linklerden abone olabilirsiniz arkadaşlar. Ve elinizde bir tane bundan, bir tane de bundan temin ettiğiniz zaman çok rahat bir şekilde hayvanlarınızı dezenfekte edebilirsiniz. Aynı zamanda şu ürünü de yine tarımlardan bulabilirsiniz. Şu ürünün fiyatı sadece 5 TL. Tüm kümesinize bu yeter. Ek olarak da şunu söyleyeyim. Bu su içerisinde, şimdi kümesin hepsine bunu uygulayabilirsiniz, 1 litrelik bir sıvı. Su içerisinde hemen hemen 2-3 hafta, yani 1 aya kadar da kapalı bir alanda saklayabilirsiniz. İlaç bozulmuyor içeride, yani bu sıvı devam ediyor. Diğer videolarda görüşürüz.